Dışişleri Bakanlığı toplantısında, Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price'ın toplantısında bu konu gündeme geldi. Ned Price'a soruldu bu konu. S-400'lerle ilgili Türkiye'nin S-400'leri Ukrayna'ya sağlayıp sağlayamayacağı konusu medyada yer alan haberler soruldu. Ned Price medyada yer alan haberleri o şekilde bırakalım dedi ve ne biz böyle bir teklifte bulunduk ne de bulunmadık açıklaması yaptı. Bununla birlikte Ned Price Türkiye'de dahil NATO ülkelerinin Ukrayna'ya destek sağlamakta olduğunu söyledi. Özellikle hava savunma sistemi istiyor Zelenski Ukrayna Devlet Başkanı, buna atıfta bulundu. Ukrayna'ya bunu sağlamak istediklerini söyledi. Bu hem dedi S-300'ler olabilir dedi. NATO, bazı NATO ülkelerinin envanterinde yer alan S-300'ler olabilir ki daha çok Avrupa'nın doğusundaki ülkeler, Slovakya akla geliyor bu konuda. S-300'lerin sağlanıp sağlanmayacağı ile ilgili. Onu sağlamaya çalışıyoruz. Hava savunma sistemini güçlendirmeye çalışıyoruz dedi Ned Price. Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ile ilgili yaptığı açıklamaların önemli olduğunu söyledi. Ona vurgu yaptı Ned Price. Ve bununla birlikte bir başka soruya yanıt verirken de Türkiye'nin ve bazı ülkelerin Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili Türkiye ve bazı ülkelerle değerlendirmelerde bulunduklarını da söyledi. Ama doğrudan S-400 konusuyla ilgili ne biz böyle bir teklifte bulunduk Türkiye'ye ne de bulunmadık demedi. Haberleri o şekilde bırakalım dedi. Soru özellikle senin de belirttiğin gibi son günlerde Amerikan medyasında yer alan özellikle Wendy Sherman'ın ay başında Türkiye'ye yaptığı ziyaretle ilgili, işte o dönemde gerçekleştiği belirtiliyor. Amerikan tarafının Wendy Sherman'ın gündeme getirdiği S-400 konusunu Türk yetkililerle görüşmesinde, ama bunun bir resmi teklif olmadığı, sadece gayri resmi olarak bunun gündeme getirildiği Wendy Sherman tarafından dile getiriliyor medyada. Ki Amerika'nın aslında burada bir taşla iki kuş vurmaya çalıştığı yorumları var. Yani hem Türkiye ile aslında birkaç yıldır S-400 konusu Türkiye ile Amerika arasında problem. F-35 programından çıkartılmıştı Türkiye, hatırlayacaksın, biliyoruz. Türk savunma sanayine yönelik bazı yaptırımlar söz konusu bu nedenle. Hem bu konunun geride kalması açısından hem de Ukrayna'ya ihtiyacı olduğu hava savunma sistemlerini sağlaması açısından iki fayda öngördü Washington yönetimi eğer bu gerçekleşseydi. Ama Türk yetkililerin, ki haberlerde o şekilde, Türkiye tarafı buna yanaşmıyor, böyle bir şeyi değerlendirmiyor bile diyebiliriz. Ama zaten de haberlere yansıdığı kadarıyla gayri resmi olarak dile getirildi, gündeme getirildi. Açıkça bunu yapın diye bir telkinde de yapar mısınız diye bir telkinde de Amerikan tarafı tarafından bulunulmadı. Ukrayna Devlet Başkanı sürekli olarak savunma sistemi istiyor ya da Ukrayna'nın gökyüzünü uçuşa kapatın diyor. İşte bu konuda uçuşa kapatmak 3. Dünya Savaşı olabilir diye Batı dünyası, NATO, Amerika pek yanaşmıyor. Batı dünyası, NATO, Amerika şimdi Ukrayna'ya hava savunma sistemi sağlamaya çalışıyor ki S-300'ler de buna dahil.